Gece Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var. Hoş geldiniz efendim. Yine hayatı ve gündeme dair haberlerle sizlerle birlikteyiz. Burada her şey var da bildiğiniz <laughs> gibi her şey var. Evet e, sizler de katılabilirsiniz. Bu program interaktif bir program. Aynı zamanda sizin programınız. O yüzden bekleriz. 0212 454 55 71 numaralı telefondan bizi arayıp Instagram sayfamız TGTU TV'den de yorumlarınızı, mesajlarınızı yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Evet partnerime dönmek istiyorum. TGTU FM müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atallah Arvas. Hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. İyi günler diliyorum. Nasılsınız? size ve sevgili efendim izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Haftayı yaraladık evet. yine Ata evet, e, tabii değil mi? Yani hafta gelip gidiyor bu aralar sizler nasılsınız yani ben... bu Covid'den sonra. <laughs> Aman ben kendinize iyiyim. iyi bakınız. İyiyim, çok iyiyim, çok hani şükür. sayın sayın Cumhurbaşkanı bile yakalandılar yani o kadar Evet, sayın ama hafif atlattıkları belirttiler. Tabii atlatıyorlar. Ham hafif şeklinde evde Aha, çalışıyorlar. Evlen. Şunu demek istiyorum. Yani bu kadar aşı yapın, bu kadar kendinizi koruyun, bu kadar maske, mesafeye dikkat edin ama buna rağmen yakalanıyorsunuz. Ama zaten e, bu herkes olacak gibi zaten. <laughs> ha Yani bir, bir şekilde için. Bir, bir şekilde olacak ama yine hekimlerimiz, doktorlarımız aman ha diyorlar. Evet. Zinhar dikkat edin. Gençlere de sesleniyorlar. Yani aşılarınızı olun. E, ondan sonracıma Öyle derler Anadolu'da maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat edin. En, ön, en şey de tabii çok iyi beslenmek lazım. Yani dikkat etmek lazım. İyi beslenmek adına yani illa çok giyini anlamında tabii. söylemiyorum. Tabii e, kaliteli. Yani, hakikaten hoşunuza gitmeyen ya da böyle nimettir tabii. Burun kıvırmamak Hı -hı. lazım. Yemek istemediğiniz şeyi de yemeyin. Evet. o bur falan illa mideyi dolduracağız falan. O az. Çöplük değil ya. Aynen mide. öyle. Hoşunuza giden böyle gözünüze alan e, neyse o bir kap çorba işte yemek neyse onu için ama bunun dışında yememek lazım. Onu hemen söyleyelim. E, evet yani e, öyle görülüyor ama ben umutluyum bu konuda. İnşallah e, Nisan ayından itibaren e, önemli e, şeyler olacak. En i̇nşallah. azından e, yani maskesiz inşallah dolaşabiliriz. İnşallah işte, Tur Turizmden beklentilerimiz var. Ee, şimdi Anadolu'da her tarafta kar yağıyor sevgili izleyicilerimiz. Bu çok önemli ama Anadolu'da sık yağıyor, her gün yağıyor. Ee, İstanbul için de bir uyarı var. Kar evet. geliyor, ondan başlayabiliriz. Başlayalım o zaman. Valla bence Tabii, başlayalım. Elinizde haberler varsa okuyalım, öncesinden ikaz edelim yurttaşlarımızı. Evet, evet turuncu kodlu uyarı. Soğuk ha. hava geri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde ve iç kesimlerde azılacağı, ülke genelinde mevsim normallerin altına düşeceği, Perşembe gününden itibaren ise tekrar artacağı tahmin ediliyor. Ben de bugün böyle gördüğünüz gibi evet, aman e sabah aman, çok aman, üşüdüm aman, herhalde. Şey öyle demiş ya efendim şeyden dilimiz yandı ayranı üfleyerek içiyoruz. Evet. Sütten dilimiz ağrı. <laughs> ayranı niye üflüyorsunuz? Çünkü yani korkuyorsunuz Evet ben artık. de normalde kalın giyinmeyi hiç Tabii. sevmem. Yani evet. kazak giymeyi hiç Heh. sevmem ama böyle sabah dedim ki bugün sürprizde tamam. da bir kalın olayım dedim. Kesinlikle öyle. İyi, iyi yapmışsınız. <laughs> Yerinde bir şey. Şimdi kar da bekleniyor. Onu evet, hemen söyleyelim. Evet. kodlu uyarı bu kez. Yani Balkanlar üzerinden geliyor bu defa bu soğuk havada. Ben çözümledim karla ilgili mücadele şeklimi. Çok basit, Nasıl? çok basit. Bütün izleyicilerimize size de tavsiye ediyorum. Evet işimiz var. Tabii ki işe gidip geleceğiz. Ama ne yapalım? Şimdi gelip yolda evenin beklemektense, işe hiç gitmemektense. Evet. Efendim İstanbul'a kar yağacak. Bu haberi aldıktan ve karı da gördükten sonra evet, ne yapalım? Efendim, e, bulunduğunuz yerde duracaksınız. Hı. Yani iş yerindeyseniz iş yerinde hiçbir yere çıkmamak üzerinde kalacaksınız. Evdeyseniz de ya kar yağıyor İstanbul'a malum geçen hafta böyle bir şey yaşadık ya da önceki hafta böyle bir şey yaşadık deyip evde kalmak lazım. Efendim e, yöneticilerin, yerel yöneticilerin işte bu kadar iş e, makinesi çalışıyor. E, e, bu kanadar e, e, efendim, eleman çalışıyor, e, personel çalışıyor. Şu makinaları buraya gönderdik, şunları buraya e, gönderdik falan demeden ya ben bu sözlere güvensizlik içerisinde olun demiyorum tabi ya. Ama ben kendi çözümümü kendim buldum, çözümledim. Bulunduğunuz yerden dışarı çıkmayın. Atıyorum mesela bir komşunuza gittiniz ya da bir akrabanızdasınız. Kar yağıyor. Aman çıkmayın orada durun. Yani şu bakımdan da önemli kar bir saat sürer, iki saat sürer. Mesela iki gündür yağmur yağıyor İstanbul'a. Şakır şakır yağıyor. Evet. Yağmurdan bir şey olmaz. İnşallah felakete dönüşmez. Amin. Barajlarımız da e işte bu arada doldular. Tabii. Barajlarımız da doldu onu hemen haber verelim. Yani orada kalın çıkmayın. Hı hı. E, bu benim projemdir. Eğer beni önümüzdeki yıllarda hani politikacı olarak görmek istiyorsanız arkadaş kar yağıyorsa dışarı çıkmayın. Ya kardeşim olur mu öyle hayat durur. Valla ne yapayım yani. <laughs> e, e, benim adım Hıdır elimden gelen budur <gülüyor> deyip. <gülüyor> ben de bu kadar projem yani. Beğenseniz beğenmeseniz. Evet e, bu biraz espri tabi ama böyle bir şey yaşadık hakikaten dikkat etmek lazım. Evet. Buyurunuz efendim. Peki devam edelim haberlerimizle. <laughs> Hastaneye akın ettiler. Türkova yoğun talep. Türkiye genelindeki hastanelerde dün milli ve yerli aşımız Türkova'nın uygulanmasına başlandı. Türkova aşısı yaptırmak isteyen sistemden randevu alan vatandaşlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu. Yerli aşı yaptıran vatandaşlar uzun zamandır bekledikleri Türkova'yı güvenle yaptırdıklarına dikkat çekerek Türkiye'nin yerli aşı üretmesinden dolayı gurur duyuyoruz ifadelerini kullandı. <laughs> bizim bir dilaltı ilacımız da var. Yani onu da deniyorlar. Ona da denek hmm. istiyor bilim adamlarımız. O konuda tabii ellerinden geleni yapıyorlar ama bu aşı çok önemli bizim aşımız, yüz akımız. Yani Türkiye'de aşı yapan, üreten böylesi bir konjektörde 9-10 ülkeden bir tanesi, 9 ülkeden bir tanesi hmm. oldu. Bu çok önemli. Yani bunu yabana atamayız. Sonra bazı vatandaşlarımızda da bir bahane vardı. O bahane de şu. Ne diyorlardı efendim? Biz efendim Türk aşısı olmak istiyoruz. Bize Türk aşısı verin efendim. Şey vurun diyorlardı. Böyle bir bahaneleri vardı. Bu bahane kalmayacak. Kalktı. Bu arada aramıza sevgili dinleyiciler, Rasim Usta girdi. <laughs> bize kahve getirdi. Çok İyi teşekkür kişi. ederim. Hayır onu söylemek zorundayım. Bizim izleyicilerimiz ya Bey, ne Bey, oldu abi. diye. Rasim Usta sağ olsun kahve getirdi efendim bize. Evet Turku aktan bahsediyorduk. Yani Aa, bizim aşımıza, bizim doktorumuza güvenenler e, mutlaka bu aşıyı yaptırsınlar madem köyle buyurun efendim hakikaten ilgi de varmış çok evet, ciddi bir ilgi konuştu, varmış aşı, e, e, demek ki e, demek Herkes ki bu iddia yaptırmayanlar Hayır. demek ki evet doğru bu iddia doğruymuş bu yani turkuvak Türk, var. Türk Hı -hı. aşısı beklediklerini buna güvendiklerini söylüyorlar e, helal olsun Valla ben sözlerinde durdu e, biliyorum ya da öyle yorumluyorum çünkü e, İhlas Haber Ajansı'nın görüntülerinde de gördüğüm kadarıyla Baktığım, takip ettiğim kadarıyla evet, e, hakikaten e, efendim, e, Turkuak'ta ciddi bir kuyruk var. Helali hoş olsun. Aşılarını vursunlar. Maskelerini taksınlar. Dikkat etsinler. Azami bir şekilde. Şubat'ta pik yapar. Benim kanaatim. E, ama Şubat sonuna doğru da bu sayı düşer. İnşallah. Allah'ın izniyle. Evet. Bu sayının düşebileceğini yorumluyorlar. Çünkü artık hemen hemen ee, birçok insan yakalandı buna hı hı. yakalanıyorlar antikor vücutta pik yaptı yükseldi ee, neredeyse herkeste var aşı olanlar var yakalananlar var taşıyıcılar var onlar da bir şekilde e, efendim vücutta antikor yüksek seviyede ya yani şubatın e, son haftasından itibaren e, herhalde sayı ciddi bir şekilde düşer aşağı doğru hem de paldır küldür derler İnşallah. ya öyle bir şekilde iner biz de şaşırırız efendim martla beraber yavaş yavaş efendim ortalık düzelir. Şu maskelerden kurtulduk mu? Evet, Nisan başından itibaren de mesela turizm mevsimi efendim Mayıs ayının bilmem kaçından açar ya sevgili bakanım, kıymetli bakanım. valla öyle Mayıs'ın 14'ünü 15'ini beklemeyin ya. Yani. Niye bekliyorsunuz? Nisan'ın 15'ine ilan ettik Biz turizm mevsimini açtık. Hı hı. Zira buraya gelen insanlar ne yapacaklar? Yani sadece deniz için gelmiyorlar ki bizim Akdeniz'imiz, Ege'miz, Marmara'mız bunun için gelmiyorlar. Yani dağ turizmi var, doğa turizmi var, tabii. E ondan sonra kültür çok güzel turizmi kültür var. turizmi ve sıcak sularımız var. Bunları Sağlık, e, tabii. tabii gelip ziyaret etmek isteyenler var, içmek isteyenler var. O girmek, bu çamurlar, çamur banyolarımız var. Orada mesela o, o banyoları yapmak isteyen turistler var. Bence benim kanaatim sanki bu sene böyle bir Nisan 15'te falan biz bu sezonu açarsak turistlerin ciddi bir şekilde hem dikkatini çekeriz hı hı. hem de şu olur insanlar bıktılar. Yani iki yıldır çok sık zamanlarda kapandık. işte mesela şimdi Çin'de önceki gün yine 3,5 milyonun yaşadığı bir şeyde bir şehirde bir kapanma oldu. O haberlerimiz var. Ha mesela yani bir, hayır e, duyduk, okuduk onu söyleyeyim. Evet. Bir an önce efendim bu sene mevsimi açalım bu işi bitirelim Allah'ın izniyle turistler gelsin efendim bekliyoruz. Evet. Onlar da bekliyorlar. Ülkemizi çok özlediler. Tatil yapmadılar. Bizim biz de öyle mesela bu kış aylarında yahu turizmciler diyorlar ki doluluk oranları yüzde %85, hı hı. %80. Hay maşallah dedik. Ne oluyor? Millet kayak yapmaya, kar görmeye efendime söyleyeyim bir şekilde yani tatil yapmak için evinden kendini dışarı atmış. Hele hele bu sömestri yani tatilinde. Ee, birinci yarı yıl bitti. ikinci yarı yıla da başladık maşallah subhanallah. İnşallah o da sonuna kadar gidecek İnsanlar bu tatili çocuklarıyla beraber evet. değerlendirdiler efendim. Evet o zaman e, dediğiniz haberle devam edelim. Çin alarm veriyor. Evet. 3.6 milyonluk şehir karantinaya alındı. Evet Çin'de yurt içi kaynaklı Covid-19 vakalarının görüldüğü Guangxi Guang özerk bölgesine bağlı. 3.6 milyonluk Baise şehrinde karantina ilan edildi. Heh. Salgın öneme ve Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre 5 Şubat'ta şehre dönen ve Dobao ilçesinde yaşayan bir kişinin pozitif çıkmasının ardından ilçedeki 207 bin kişiye toplu test uygulandı. İki günde 43 vaka tespit edilirken bütün vakaların aynı bulaşma zincirinin parçası olduğu belirtildi. Şimdi omikronun nasıl yayıldığını gördünüz mü? Ya Hangi zaten hızla? omikron o kadar hızla yayılıyor Tabii ki. Tabii. Hiç kimsenin yani tövbe tövbe, bundan kurtuluşu mümkün değil. Evet. Bir ortamda bulunduğunuzda ya bir caddede birisi geç, bit, bitmiştir hakikaten. Yakalanmış işte 3,5 milyonluk evet. bir şehir şimdi karantinada. Yalandı. Öbür tarafta çok enteresandır bazı küçük Avrupa ülkeleri mesela. Adamlar maskeyi attılar ya. Maske yok. Evet. Serbest dolaşım ve evet, kendinden müthiş güzel. bir güven var. Ne nasıl geldi o güven? Omikron'dan dolayı çünkü omikron ya taa düşürmedi ya da grip gibi. Ne, ha grip gibi geçti baş ağrılarıyla e, efendim parol içtiniz herkes Reklam, de farklı seyrediyor reklamları kiminin, dinlediniz kiminin baş ağrısı kiminin eklem ağrısı <laughs> evet. kimi hiçbir şey hissetmeden ayakta geçiriyor tabii, tabii. herkesin farklı farklı, farklı kimisi diyor ki benim ağrısızladı evet. işte kimisi diyor ki benim bacaklarım ağrıdı yani Heh. çok farklı o tabii, yüzden tabii. Ee, böyle olması Eklem da Eklem ağrıları, kas ağrılarının yanı sıra baş ağrısı, baş ağrısı. O, kendi göster. Şiddetli evet. baş ağrısı geçiriyorum diye, dedi, diyorlar ve ağrı kesici alıyorlar. Evet. Bununla beraber 7-8 gün sonra tekrar işlerine dönüyorlar. Bu da herhalde bir güven getirdi. Bazı yönetimler özellikle Avrupa'da dediğim gibi küçük ülkelerin birçoğunda mesela şimdi 3-5'inde maskesli insanlar dolaşıyor. Evet. Ama öbür tarafta mesela İngiltere'de, Almanya'da hatta Fransa'da sayılar yine yüksek. Yani 100 binlerin çok ötesinde 200 binleri aştığı ülkeler var mesela İngiltere'de hı hı hı. falan. Böyle şeyler var, rakamlar var, ölenler var. Buna rağmen öbür tarafta da omikron çok hafif geçtiği için bazı Avrupa ülkelerinde efendim şey yapılıyor. Yani maskesiz de artık dışarıda dolaşılıyor onu da söyleyelim öyle bir karar aldılar. Ama Çin'de de hala efendim kapanma ya, günleri var evet, ilginç devam böyle edelim. tezatlar var yani bu müthiş fotoğraf yani Hı. hakikaten bu fotoğrafa baktığınızda bir tarafta efendim kapanalım ihata ediyor halkını öbür tarafta insanlar maske takmıyor dolaşıyor bir tarafta İngiltere'de 200 binden üzerinde vaka yaşanıyor günlük Böyle de bir fotoğraf var evet. efendim. Evet. Şimdi Covid hayatımıza girdiğinden beri hep ne <laughs> konuşur olduk? Bağışıklığı güçlendirelim, şunu kullanalım. İşte kimisi dedi ki zencefizlerde çalı eksik etmeyin. Tabii. Kimisi dedi ki C vitamini bol olsun, D vitamini. Bunlar hep konuşuluyor. Şimdi bakın Zonguldak'ta da bu vakalar artınca ne konuşulmuş, ne iyi geliyormuş? Korona ve gribal soğuk algınlığının ilacı atom çayı. Vatandaşlar aktarlarda gribar, soğuk algınlığı ve koronavirüs için zencefil, havlıcan, kabuk tarçın, karanfil, kuşburnu, ada çayı, e, kekik, çam kozolağı pekmezi tercih ediyorlarmış. Bu bitkisel karışımların fiyatları ise pekmezler 45 lira, çaylar ise 15-30 lira arasında yer alıyor. Ben fiyatlarında değilim tamam fiyatları zeytin doğru. Zeytin yaprağı da çok faydalıymış bu arada. Evet zeytin yaprağın yeşil altında kahve pişir. Öyle bir türkümüz var Anadolu'da. <laughs> e, zeytin yaprağı önemli. E, türkülere bile konu olmuş. Şimdi bir şey söyleyeyim burada. Tabii biz bunlar aktarlardan alınıyor kilo kilo. E, fakat e, e, işin üstadları diyorlar ki Hı. bunu e, bunun oranlarını çok iyi hesaplamak e, lazım. Yani öyle. bir terazi olacak. Eğer bu satan vatandaş da bu şekilde e, işte bir demlik e, bir, bir seferlik falan şeklinde ayırt ederse vatandaşlarımıza ee, bu konuda çok büyük müşterisine de yardımcı olur. Eğer bunu yapamıyorsa, yapmadıysa vatandaş el yordamıyla işte göz karayla yapıyor. Bunlar şifa verdiği gibi bazen de zararlı oluyor. Mesela pekmez, pekmezle beraber bu çaylar pekmez zaten evet, şifa. Aynen öyle. Yani e, günde pekmez bal. Ha günde böyle bir kaşık pekmez falan bir yutsanız kahvaltı kaşığıyla Hakikaten yudu vermek o. lazım. Ha, yudu ver, Anadolu'da öyle derler. <laughs> yudu ve evladım yudu ve. <laughs> Şimdi bir, bir de yoğurdun üzerine septiniz mi? Pekmezi mi? Tabii pekmez. Zencefi, zerdeçal da o şekilde kullanılabilir. Pekmez, bal bunlar evet. müthiş. Aynı zamanda bir dondurma tadını alıyorsunuz. Hmm. Yoğurtta var ya özünde süt var çok harika olur. Herkese tavsiye ediyoruz hakikaten. Evet. Ama dediğim gibi bu ilaçlarda oran yani bir çok demlik önemli, evet. oran hmm. nedir? Onun da bu satıcı arkadaşımız mutlaka yardımcı olması lazım. Önemli tabii. Hakikaten öyle. Evet. Evet devam edelim. Elektrikte indirim sinyali. Abi, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın son günlerde tartışılan yüksek elektrik faturaları ile ilgili önemli bir mesaj verdi. Kalın, elektrik faturalarında yeni adımlar kesinlikle atılacak. Cumhurbaşkanımız talimatlarını veriyor dedi. Evet. E, Şimdi enerji derip, fiyatları tabi. Son günlerde. E, yani enerji fiyatları e, aldı gitti uçtu. Kazanan e, bir iki ülke var. Ama öbür tarafta mesela Avrupa bu konuda çok muzdarip. Yani Amerika sırf bir tavır koydu diye Rusya'ya. E, bakın bu Ukrayna Rusya meselesinde bile Almanya Türkiye'ye, Türk liderine teşekkür ediyor efendim bir muhtemel bir barış sağlansın diye çünkü bu liderlerle görüştü, görüşecek. Devlet başkanı Rus Devlet Başkanı'yla da görüşecek. E, aldı fiyatlar gitti. E, yani bu o anlamsız ambargo e, bir defa hiçbir ülkenin vatandaşına şey yapmıyor. E, yaramıyor. Yani ne İngiltere'ye yarıyor, ne Fransa'ya, ne Almanya'ya Yaramadığı gibi aynı zamanda büyük zamlar olarak faturalar ödüyorlar vatandaşlar. Bizde de faturalar çok yüksek. Bizde hem gazda doğal gazda hem elektrikte faturalar daha doğrusu bir konutlarda özellikle ya da kobilerde sübansa edildi. Yani hükümet bunun bir kısmını bize söylemeden çaktırmadan kendisi ödüyor yani hı hı. şey yapıyor sübans ediyor. Buna rağmen şimdi elektrik fiyatlarında hakikaten ciddi bir şekilde bir artış var evet. ve insanlar şey rahatsız. Ve sosyal medyada son zamanlarda tüm herkes Tabii. faturalarını paylaşmaya başladı. Paylaşıyor. Özellikle Tabii. E, sanat camiasında Tabii. olanlar, ee, çok büyük evlerde oturanlar fırın mı? inanılmaz fiyatlar. Tabii fırın mı işletiyorsunuz efendim evet. yok mu şey mi hamam mı işletiyorsunuz diyenler var. Bunun üzerine Sayın Kalın bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın en kısa zamanda talimatlarını veri, verici yollar verecekler. Evet, elektrik fiyatlarını daha aşağıda, daha yani devlet ya da hükümet sübansı etmek üzere bir adım atacaklar. Vatandaşı bu Şubat, Mart, belki Nisan dahil zaten COBİ'lerde çalışıyorlar. Onların bu faturalarını biraz daha aşağı indirmek için hükümetin hükümetten böyle bir adım gelebilir. Hı hı. onu vatandaş ha, bekliyor bekliyoruz. ama dediğimiz gibi bu Covid kriziyle ile beraber e, ve tabi Rusya ile Amerika arasındaki o zıtlaşma enerji fiyatları bu noktaya falan taşıdı birisinin parası çok kıymetli her yerde bir kazandırıyor. Ama buna rağmen bu Covid ile beraber ekonomileri hakikaten ciddi bir şekilde sıkıntı, sıkıntılı ve faizleri yükseltmeye başlattılar. Hı hı. Yani düşünebiliyor musunuz? Hiç görmediğimiz faizleri yükseltmeye başladılar. Amerika'da, Avrupa'daki bazı ekonomiler. Öbür tarafta da farklı bir şey daha yapıyorlar, efendim. Onlar da böyle vatandaşlarına yardımcı olmak için. Artık herhalde keselerde para da kalmadı. Para dağıta dağıta daha nasıl yardımcı olabiliriz bilemiyorlar. Yeni yeni tedbirlerin peşinde gidecekler. Çünkü ilk defa mesela Amerika'da ya da Avrupa'nın bazı ülkelerinde 5 ile 6 ya da 7 oranlarında bir enflasyon rakamı ortaya çıktı. Bu rakamları belki 40 sene önce Amerikalı görmüştü ya da Avrupalı görmüştü. Şimdi şaşırıyorlar. Nasıl yani? Hayat pahalılığı. Çünkü enerjideki o faturalar her yere yansıyor, her şeye yansıyor. Yani bizim şu anda bu enerji fiyatlarının böyle pik yapmasında konjektürel bir durum var söz konusu. Yani Covid 19 olsun, öbür tarafta birkaç ülkenin zıtlaşması Hı -hı. ve bunun üzerinde birbirlerinden efendim ölç alması adeta. Fakat bir bakıyorsunuz ya ne biçim almaktır? Yani Rusya mesela tedarikçi ya da satan bir ülke enerjiyi Rusya kazanıyor. Hı hı. Çünkü malı pahalı, değerli. Öbür tarafta Amerika'nın elinde de bir dolar var ve şu anda dünya dolaşımında herkes kullanıyor. Her ülkede ekonomiler öyle dönüyor. İhracat, ticaret yaptığınızda sizin dolara ihtiyacınız var, düvize ihtiyacınız var. O da öyle bir para kazanıyor. Arada kalan bizler de zarar ediyoruz. Fakat bu defa ipin ucu kaçtı. Amerika'da Avrupa ekonomileri de çok rahatsız. Hem pahalılıktan hem enerji fiyatlarından çok ciddi bir şekilde rahatsız. Baksanıza bankaları farklı farklı aralar alıyor. Aha. Yani faizleri yükseltiyorlar. Bu da çok önemli bunu da belirtelim efendim. İnşallah bizim elektrik indirimi de çok fazla gecikmeden dediğim gibi Şubat-Mart yani Nisan'a gerek yok zaten bu iki ay böyle e, ciddi bir şekilde bir yardımcı olunsa daha sonra yaz aylarında biz elektriği ne yapacağız? Evet tamam e, bu, bu defa da soğutucular devreye giriyor ama en azından fakir fukaranın böyle bir derdi yok. Yani evet. elektrikle esnanlar e, ya benim böyle bir derdim yok ama birilerinin parası var onlar efendim. And condition mi diyorlar ne diyorlar işte o soğutucular <laughs> klimalar, ha, klimalar hı hı. onları kullanıyorlar. Paralar var ödesinler parası olan ödesin falan evet. gibi diyebilirler düşünebilirler. Evet efendim. Evet, zaten e, sosyal medyada bu sanat camiasından paylaşan ünlüler demek ki tepki geldi. Hani siz e, ödeyemiyor musunuz da bu kadar paylaşıyorsunuz. Hani siz ödemezseniz Tabii. vatandaş ne yapsın diye tepki geldi ki yazmış bir tanesi hangisi olduğunu unuttum. Biz tabii ki ödeyebiliyoruz. Ödeyemediğimizden değil farkındalık oluşturmak için biz de paylaşıyoruz faturalarımızı diye bir cevap hani geldi. Hani bu şuna benziyor. Ben politika yapmıyorum. Bir, bir parti liderimiz ismini söylemeyeceğim, partisini de söylemeyeceğim. Bir, bir sıkıntısı yok. Hı hı. Ama sürekli bir şey işledi. Açız. Acız, acız, acız. Bir tane vatandaş dedi ki ya beyin iş adamı. Hı. Sen de politika yapıyorsun. Sen aç değilsin ki arkadaş sen niye söylüyorsun? açlar söylemiyor da kenarda kıyıda adam zaten tenezzül etmiyor yani öyle vakarlı ki hakikaten zor imkanlarda yaşamasına rağmen kimseden bir şey istemiyor. <laughs> ben acım da demiyor. İşte tokların biz acız demesiyle toplumda farklı bir şey de oluyor, bir tepki de alıyor ya. Sen de mi kardeşim sen söyleme. E canım ben sizin adınıza söylüyorum kardeşim. Benim ağzım var, dilim var. Ben söyleyeyim ya. Sen söyleme bari ya. Benim moralimi bozma. Yani. Sen ben acım diyorsan ve haftada 3-5 defa da e, Değil mi yani e, Boğaz'da balık yiyorsan Ya da ne bileyim e, Eşinizle efendim çok özel e, Efendim e, şey yapıyorsanız Yaşıyorsanız siz söylemeyin efendim Hı -hı. Yani yani zenginin Ya da durumu iyi olan birisinin Böyle e, günde mesela Bir, bir yılbaşı gecesinde 1 milyon kazanan sanatçılarımız oldu tabii, tabii. Gözümüz yok 1 milyon Eski evet. parayla bitiriliyor trilyon, Ya evet. ben acım diye tweet atma kardeşim evet ya da İbrahim Bey'in oğluysan. Belki halkın sesi olmak için mi öyle davranıyorlar? Yani ona? bilemiyorum. Yani e, İbrahim Bey'in e, evladıysan, Sayın İbrahim Tatlıses'in evladıysan. Ya bu fatura da ne kardeşim? Ben ha, bunu siz nasıl... de okudunuz mu onu? Mesela ee, tabii canım. 7 bin o da var. fatura gelmiş ama 7 e, tabi, bin lira da çok e, değil mi? E, kim bilir belki <laughs> ofisi vardır, şeyi vardır. <laughs> yani bana 7 bin lira gelmez. <laughs> ben konutumda ha, ödediğim fatura. Ama 200, kocaman evde üstü. Evlendi, yeni evlendi biliyorsunuz. Evet. E, kocaman evi var yani. E tabii evde var, ofiste var falan neyse. Allah daha fazla versin. Ee, onu da söyleyelim yani. Anladım. Sanatçıların topluma öncülük etmeleri Hı -hı. çok önemli. Ama bir bi, bi şartlar. Bir ikincisi e, şey e, moralleri bozmayacaklar, Hı -hı. panik halini aldırtmayacaklar vatandaşlara, bi, bi, bilakis umut verecekler, umut aşılayacaklar Ya güzel olacak. Az kaldı. Covid konjektörü var. İşte dünyada tedarik zinciri şey oldu. E, zarar, e, zarar gördü, ciddi bir şekilde sekteye uğradı, kesintiye uğradı. Bütün bunlar geçecek arkadaşlar. İyi günler bizi bekliyor, İyi günler gelecek gelecekte. Efendim güzel olacak. Sıkın dişlerinizi demesi lazım. Ya da hiçbir şey yapamıyorsa mesela. Bu günleri aramayalım da. Evet şükürler olsun doğru söylüyor geçmişte bu günleri çok aradık mesela geçmişte e, tüp koyrukları, şeker koyrukları, çay koyrukları, yağ koyrukları yoktu. Şimdi en azından var mesela 5 kiloluk almıyorsunuz da 1 kiloluk evinize götürüyorsunuz bu da çok önemli şükürler olsun bu çok önemli tabii. E, ben gördüm yani eski iktidarlarımızın döneminde sağ olsun sol olsun hiç önemli değil. E, kıtlık vardı, işsizlik vardı, yokluk vardı, kuyruk vardı. Bunları yaşadık, biz Hı -hı. yaşadık. Ama belki 30 yaşındaki bir delikanlı bunu yaşamadı, bilmiyor. Evet. Yani o olabilir, normal. Onun için e, büyüklerimiz hep öyle derler, Allah beterinden saklasın. En azından var, Aynen. çoğunu almıyorsak bile azıcık da olsa ihtiyaçlarımızı görmek istiyoruz. Bakın bu yöntem çok önemli. Marketlere giriyorduk, Hı -hı. Efendim bir mamulden 3 tane alıyorduk, 5 tane alıyorduk. Bir tane alın. Evet. Hatta yarım kilo alın, taze taze bitsin gene alın. Siz bu şekilde devam ederseniz marketleri de o alışveriş efendim yapan insanları da bir noktaya doğru çekebilirsiniz. Ya arkadaş ben eskiden işte haftada bu kadar ton bulgur satıyordum ama şimdi yarım ton bulgur satıyorum. Ya böyle bir şey olmaz ki ben kazanmam lazım. Ya sürümden kazanayım, fiyatları bir tekrar bir gözden elden geçireyim diyebilirler. Ya almamakla başlar vatandaş da bu konuda dikkat etsin, tasarruf yapsın. Yani evin elektriğini, kettle'ını, neyse çay makinesini, kahve makinesini neyse bunların hepsine dikkat etsin. Hı. Ama aynı zamanda efendim markette şurada burada alışveriş yaparken de hakikaten eve 3-5 kilo bir mamulden 3-5 kilo götürmesin yarım kilo götürsün taze taze tüketsin 3 ekmek e, alıyorsa 2 ekmek alsın pasta alsın demiyorum. Bakın göreceksiniz en son e, efendim deli gibi para kazananlar ya nasıl bu markete ne atıyorsam gidiyor vallahi. Bak gene kalmadı. Gene kalmadı diyecek ya. Gene kalmadı diyecek ya efendim bundan sonra diyecek ki ya markete koyduğumuzu satamıyoruz. Rafta duruyor kardeşim şu fiyatları bir indiri verelim biraz. Vatandaş alsın yesin. Alışveriş olsun kardeşim. Canlılık olsun diyeceklerdir. Evet. Evet peki bu arada elektrik tasarrufu için fişten çekmek gerekiyormuş. Hiç çekmiyoruz kettle sürekli prizde işte tabii. kahve makinesi prizde onları çekmek gerekiyor aslında. Ve bunların hepsi çoğu zamanla da bu sürekli elektrikte durdukları için bozuluyor. Evet. Bunları çekmek lazım. Öze Hani akşam ben burada saatlerinde... söylüyorum ama ben yapıyor muyum? Vallahi zor geliyor. Yapın. Yapmıyorum. Yapmak lazım. Bir de evet. öyle deneyelim bakalım faturalara ne kadar yansıyacak. Hayır o o yansıyacak da ama en azından cihaz cihazlarınızı da korunmuş olursunuz. Tabii tabii. E, 24 saat, 48 saat evet. mesela düşün sürekli fiş takılı, ısınıyor. Bazen efendim yangınlar bile çıkabiliyor. Aman o fişleri çıkarmaya alıştırar herimizi. Evet, elimizi. kesinlikle. Çok güzel bir mevzuyu konuyu hatırlattınız. <laughs> Buyurun. Teşekkür ederim efendim. Devam edelim. Buyurun. 3 yıldan az evliliğe 5 yıl nafaka. Ha. AK Parti'sinin uzun süredir AK Parti'nin uzun süredir üzerine çalıştığı nafaka düzenlemesinde sona yaklaşılıyor. Taslak metin Adalet Bakanı Bozdağ'ın masasında. Parti kurmayları önümüzdeki günlerde toplantı yapacak, son rötuşu verecek nafaka süresine üst sınırı koyacak. 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl ödeme öngörülüyor. Yani 3 yıldan az evliyseniz 5 yıl nafakanızı alacaksınız ve bitecek ya öyle onu, mi? bunu bilmem ama bir adamın hikayesi vardı. Anlattı. Gazeteye <laughs> çıktı. Genç delikanlı birisi. Dedi ki ya beni kandırdılar. <laughs> Ben e, evlendim. Ha evet hatırladım onu. Otobüste İşlemiştik. bir köye gittik. Sonra evet. bir şey oldu köyden şehre indik. Üç gün evli kaldık dedi. Evet. Tamam mı? Ama dedi bilmeyen bu kadar zamandır da ben nafaka ödüyorum arkadaş dedi. Yararlanabilecek An mi şimdi? E, tabii şimdi en son dövizleri eline aldı, yollara çıktı, medya peşine düştü, Ankara'ya gidecek efendim. Adam anlatıyor kardeşim üç günlük evliliğe bilmem kaç yıldır nafaka ödüyorum. Gene de ödeyeceğim. Arada çoluk çocuk da yok. Ben hanımlara şunu tavsiye ediyorum hanımefendilere. Hakikaten eğer çalışıyorsanız yani ihtiyacınız yoksa, paranız yoksa hiç öyle efendim nafakayı da beklemeyin bence. Tenezzül de etmeyin. Aman 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 efendim vallahi. Ne tenezzül ediyorsunuz ya? Kendi işinizi görün. Ya da babanızın annenizin evinde var zaten böyle bir ihtiyacınız da yok. Onlarla beraber yaşıyorsunuz. Aman bir an önce, Aman kardeşim, ben senden hiçbir şey istemiyorum. Diye ver kenara çekil. Şimdi bu çok önemli bir şey. Meclise geliyor. sonra rötuşlar olacak çünkü boşanmalar, boşanmalar aldı gitti yani başını aldı gitti boşanmalar. Durduramıyorsunuz evlenenler e, yani 3 sene 5 sene e, giden evel Allah şampiyon diyoruz artık. Evet. Niye insanlar birbirlerine tahammül etmezler ya da e, hanımefendiler beyefendiler niye bu kadar e, çok affedersiniz? molozlar onu da bilemiyorum yani arkadaş niye evlendiniz? E, bir hayatı beraber götüreceksiniz ya. Yani bazen iyi olacak, bazen sözlüğe olursa olacak, bazen tartışıyor olabilirsiniz. Yani bunlar hep her olur, her evde olur ama her böyle efendim işte üç defa yaşadık. Ne olacak? Vallahi daraldım abi. Şey yapamam. E, götüremem. Ya e arkadaş, e, yani ne kadar sevgili kalmışsın, kaç sene nişanlı kalmışsın. Birbirinize cicim demişsiniz, gülüm demişsiniz, aman ha aman demişsiniz. Evlilik olunca niye bitiyor? E demek ki gerçekten eee birbirlerine aşık değillermiş. E, gerçekten birbirlerini sevmiyorlarmış. Gerçekten arada sevda yokmuş. Birisi birisinin kaşına gözüne diğerinde diğeri de eline ayağına herhalde hayran kalmış. Kendisini aşık zannetmiş. Ya öyle ya da böyle. E, aşık Veysel ne diyor? Güzelliğin on par, et, on par etmez. Bende bendeki bu aşk olmasa, olmasa diyor. Yani eğer erkek beyefendi bak aşık Veysel de ozanımızla söylüyor. Sen gerçekten aşıksan bir insana yardımcı olmak istiyorsan ona katlanmak istiyorsan boşanmak ne kardeşim ya? O zaman tartarak, biçerek yapacaksınız. Bazıları kader diyor. Kaderin arkası nasıl? sığınmayın kardeşim. Yani kusura bakmayın benim alanım değil ama bir genel kültürümüz var. Allah akıl vermiş, mantık vermiş. <laughs> bir sorgula, bir araştır. Üç tane bilene sor, beş tane efendim e, bilmeyene sor. İşin içerisinde çık ve özellikle annene, babana ya da büyüklere söyle ki efendim onlar bilirler işte şuradan, buradan e, öğrenirler. Ondan sonra evlenin. Evlendikten sonra da arkaya baba bakmamak lazım. Ayıp olur. Arkaya bakmak yok, durmak yok. Hayat yolunda devam edeceksiniz. Öyle bir şey olur mu ya? Yani boşan, boşan, boşan. E ondan sonra yani bundan dolayı boşanmaların çok olması ciddi söylüyorum Hı -hı. bak. Boşanmaların çok olması. Ya ama gibi değil kimse kimse oturmuyor. Yani eğer mutsuzsa bir şiddet görüyorsa evde. Kimse çekmiyor artık, boşanıyor tabii ki de. Şimdi çok affedersiniz, biz hayvanlardan bahsetmiyoruz, insanlardan bahsediyoruz. Tabii. <laughs> e yok mu şiddet hakikaten, gören çok kadınlar? E Gayet tabii, yani eğer hakikaten birileri hayvanlaşmışsa, <laughs> insan sor edin de, de bahsediyoruz. Tabii. tabii sürekli laf sokuşturuyorsa, <laughs> sürekli üzerinize geliyorsa, sizin modunuzu düşürüyorsa, sizi şey yapıyorsa, e bu aynı zamanda mobbingtir yani. Hani nasıl bir iş yerinde birkaç arkadaş kafaya birisini takarlar ya sürekli mobbinge uğratırlar. Öbür tarafta da kayınvalide de efendim kayınçu ya da şey neyse baldız demeyelim. Ne diyorlar onlara ya o gelin hanımın görümce görümce. Bunlar söz birliği yaptıysa, gerçi aynı evlerde yaşamıyorlar artık ama sürekli herkes bir arkasını dönüyorsa, laf koşturuyorsa, koca yine öyle aykırı davranıyorsa, hele hele özellikle böyle büyük biz ataerkil ailelerden geliyoruz, böyle aile yapımız var. Yani eğer bir koca bir damat eşine sahip çıkmıyorsa, aman Allah'ım ya Rabbim ya, her gelen tekmeyi vurur, bir defa kıskançlık var ya. İnan ki bakın bazı anneler oğlu evleniyor, <laughs> e, oğlunu kıskanıyor yahu. Evet. Ya e, ondan maalesef. sonra saadetine e, efendim sebep oluyor. Erkeğin bir defa düzgün durması lazım, dik durması lazım. Ama dediğiniz gibi böyle süreli şey de varsa işkence şeklinde efendim bir hayat da varsa evet, o çekilmez, çekilmez zaten. Tabii. Çek, den, çek çek denilmez yani. <laughs> Ama bunun dışında hakikaten evlilikler çok şey oldu. Sekteye uğradı. Çok çabuk bozuluyor ahitler, çok çabuk aşklar bitiyor, sevgiler bitiyor, Maalesef. hayranlıklar bitiyor. Ee, ne oluyor bilemiyorum. Ee, yani biz inşallah doğal gaz buluruz. Tamam mı? Petrol buluruz. temiz enerjiden de yoğun miktarda elektrik elde ederiz. Herkese elektrik yeter diyorlar ya elektrik aldım diyorlar. Şalter düşüyor. <laughs> Şalter düşünce birisi de o şalteri kaldırmıyor. Zaten abi elektrikler de yok ne yapalım yani falan deyip duruyor. Ondan sonra bozuluyor. Yani bu kadar boşanmalara, boşanmaların olduğu dünyada ülkemizde hala az şükürler olsun yani. Ama dünya böyle beğenmedim duruşunu oturuşunu aman canım sıkıldı falan kapıyı vurup çekip gidiyor. Evet. Ondan sonra ne evim bana işte tazminat diyeceğim. Pardon tazminat Nefaka. değil. Ne vaka ödeyeceksiniz? Ne ne kadar ömür boyu ödeyeceksiniz? Adam gitse evlense Evet aynen evet. öyle. E bir de ev geçindirecek. Bir de bu tarafa ha, para ödeyecek. Arada çocuk varsa çocuğun nafakası ömür boyu tabii ki. Onu vermek lazım. Çünkü o, onu ya vermek o çocuğunu lazım da... okutmak zorundasın. Evet, yanın kesinlikle. başında başında olacaksın. Ya öyle affedersin herhalde o kadar eee manyak da olmaz evet. yani dünyada. Çocuğu da öbür tarafa atacak kadar insan manyaklaşmaz. Senin evladın ya. Kız çocuğu hele erkek çocuğu. Bunları büyüteceksin. Yani evet annenin yanında mahkemeler öyle diyor zaten yeri annesinin yanında olsun belli bir yaşa kadar. Ama bu çocuk okuyacak, ayaklarının üstünde duracak, evlenecek vesaire bu konuda senin yardımcı olman lazım. Evet. Evet. Peki efendim. E, ilk bölümümüzü sonuna geldik Ata Beyciğim. Reklamları pas ama size öncesinde çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yorumlarınızdan dolayı. Sağ olun. Evet şimdi kısa bir reklam arası. Reklamların ardından Doktor Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatacak.